Geziniyor Bisiklet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta gerçekten ilginç bir ürünü inceliyoruz. Nano Formula X kadro koruyucu. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta Nano Formula X kadro koruyucu sıvıyı inceliyoruz. Kadro koruyucu sıvıyı ben nereden aldım? Bana Formula X Tire Protector'ın distribütörü Mehmet abi gönderdi. İsteyen arkadaşlar için aşağıya linkini ve fiyat bilgilerini yazıyorum. İsteyen oradan girip alabilir. Hemen bunun bize ne faydaları olacağından bahsetmem gerekirse ilk etapta güçlü su ve yağ iticiliğinden bahsediliyor. Ayrıca kılcal çizikleri maskeledi. Güçlü kir ve leke tutmaz özellikle mountain bikeçılar için birebir olduğundan bahsediliyor. Bunun haricinde yüzey oksitlenmelerini engellediği kimyasal aşındırıcılara karşı dayanan ve UV ışınlarına karşı boyanızı koruduğu söyleniyor. Hemen lafı uzatmadan uygulamasına geçiyorum. Ürünün uygulamasına geçtiğimizde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var burada. Pedi damlattıktan sonra ürünü üzerine yayıyoruz. Hafif buğulanmaya başladığında hemen mikrofiberle parlatmaya, çok bastırmadan parlatmaya başlıyoruz. Bu şekilde bölüm bölüm tüm kadroyu uyguladıktan sonra en son diğer bir gri mikrofiber bezimizle 15 dakika boyunca bir parlatma polisaj işlemi yapıyoruz. Nano Formula X uygulamasının ilk etabını bitirdik arkadaşlar. Ne yaptık? Pedle beraber bölgesel olarak uygulayıp pembe mikrofiberimizle hafif buğulanmasıyla, hafif kurumasıyla beraber parlattık. Hemen burada bir dipnot, başta söylemeyi unuttuğum bir şeyi söylemek istiyorum. Bu ürünü uygulamadan önce mutlaka bisikletinizin her kirden, tozdan ve yağlardan kadronuzun arındırılmış olması gerekiyor. Ve ürün uygulanıp bittikten sonra da arkadaşlar 2 saat boyunca suyla temas etmemesi gerekiyor. 2 saat sonrasında su temasında herhangi bir problem olmuyor. İticilik özelliği başlıyor ve 48 saat sonra da tam korumaya geçmeye başlıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir diğer mikrofiber olan gri mikrofiberimizi alıp kadromuzu parlatmaya başlayacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Görüntülerde gördüğünüz gibi ürünün uygulamasını bitirdik arkadaşlar. Ürünün bana göre en büyük artısı mat olan boyamı pavyon arabası gibi parlatmadı. İnanın korkuyordum piyano cilası gibi parlayacak diye. Bir parlaklık verdi ama tam istediğim şekilde bir parlaklık verdi. Hissiyatından zaten ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kayıyor elinizde. Ürünün bana göre bir eksisi var. Ürün dendiği gibi evet kılcal çizikleri, çok kılcal çizikleri kapatabiliyor. Ama üründen eğer çizikleri kapatmasını beklerseniz aldanırsınız. Bunun haricinde kullanma kılavuzunda dediği gibi ürün 48 saat sonra tam koruma sağlayacak. İlerleyen günlerde takip edin. Aşağı yorumlar arasına veya açıklamaya mutlaka ürünle ilgili görüşlerimin iyi veya kötü olarak tarafsız şekilde bildireceğim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya kadar sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da sosyal medyada paylaşırsanız bana destek olabilirsiniz. Aşağı yorum yazarak bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.